Yunan ordusu içindeki hainin kim olduğunu bilmek istiyorsanız sabah Kokluca'daki koruluğa gelin. Mirlava Tevfik. Kumandan Vasile. Mirlava. Beni ihya ettiniz. Emin olunuz ki şu sıralar Yunan orduları kumandanı kadar şahsiyetli bir ahbabım yok. Sizi temin ederim ki yok. Sizi dinliyorum. Kumandan, başıma elim hadiseler geldi. Malumatınız vardır. Artık aşikar olmuş vaziyetteyim. Şu halde sizin gibi birine muhtacım. Lakin bunun karşılığını fazlasıyla ödeyeceğimi bilmenizi isterim. Beni güvenli bir şekilde İngiltere'ye ulaştırırsanız size içinizdeki haini söyleyeceğim. Bu makul bir teklif. Beni mesut ettiniz. Lakin size yardım etmeden evvel o hainin ismini bilmek isterim. Tabii ispatınız varsa onu da görmek isterim. Bu mümkün değil. Bizzat benim emrimle her yerde var mısınız? Dolayısıyla benim yardımım olmadan kaçmanız mümkün değil. Ben size değil Mirlava. Siz bana muhtaçsınız. Şayet istihbaratınız sağlam ise çekinmeniz için hiçbir sebep yok. Şimdi yeniden düşünün. Bana ve zevceme bir gemi temin edeceksiniz. Şehirden güvenli bir şekilde çıkmamı sağlayacaksınız. O vakit bu bilgi size ulaşacaktır. Siz bana itimat etmiyorsanız ben de size etmem. Size bol şans var Mirlava. Kumandan, sözünüze itimat ediyorum. Kimmiş Yunan ordusu içindeki hain? Hainin adı bu pusulada yazıyor. Bizzat Eşref Paşa tarafından kaleme alınmıştır. Okuduklarınız doğru. Eşref Paşa ölmeden önce bütün askerleri ve silahları General Cevdet'e bırakmış. Ona emanet etmiş. Bütün bu güce onun kumanda etmesini istemiş. Bu herhangi birileri tarafından kaleme alınmış olabilir. Pekala. Bu sizi ikna edecektir. Otur Cevdet. Kaç sene oldu Cevdet? Esir kampında ilk karşılaştığımızdan bu yana. 8 sene oldu kumandan. Kampta seni gördüğüm an dün gibi aklımda. Silah arkadaşların tarafından vurulmuştun. Siz de bana yeni bir yaşama gayesi vermiştiniz. Sen de arkadaşlarını ihbar etmiştin. Elebaşlarını kendi ellerinle öldürmüştün. Benim güvenimi kazanman çok daha sonra oldu. Smirne'ye geldiğimizden sonra. Kendi aileni bile gözden çıkarmış olman, kızını idam sehpasına sürmen, Eşref Paşa'yı kendi ellerini de öldürmen. Bunların hepsini vazifemin gereği olarak yaptım kumandan. Bugün icap ederse yine aynı şekilde davranır. En çok da ne biliyor musun Cevdet? Ben vazifeden alındığımda benim iadem için hücreden kaçıp kendini tehlikeye attın. Eşref Paşa'yı yakalayıp getirdin. Bütün bunların benim için tek meali olmuştu. Lakin şimdi bambaşka bir hadiseyle karşı karşıyayız. Oku. Bu pusula okunduğuna göre şehadet şerbeti nasip olmuş demektir. Ve bu benim son emrimdir. General Cevdet bir vatanperverdir. Yunan ordusunun içine sızması benim tasarrufum olmuştur. Bundan böyle gayri resmi şekilde ordularımı komuta edecek kişi de olur. Bu nedir komutan? Nereden çıktı bu? Kim verdi bunu size? Bu pusula bizzat Mirlava Tevfik tarafından ulaştırıldı bana. Tahmin etmiştim. Kurtuluş belgesi olarak verdi herhalde size bunu. Başka çaresi olmadığına göre. Belki öyle. Lakin Mirlava'nın bilmediği bir şey var. Sana canımı teslim edecek kadar itimat ettiğim. Bu yüzden bu şeref senin olmalı. Mirlava'yı Yunan orduları adına sen tutukla. Azize ile beraber
limandan Stelios adlı gemiye binecekler.